Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel tavşan çıngırağımın anlatımını yapacağım inşallah. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi destek olmayı unutmayın. Instagram'dan da yağmur damlası örgülerim adında olup oradan takip etmeyi unutmayın inşallah. Arkadaşlar tavşan çıngırağımızın boyutu 20 santim boyunda. Şöyle sizinle beraber de ölçmek istiyorum. Bakın tam 20 santim boyunda. Bu videomda Birinci kısmını anlatacağım. Birinci kısmımızda kafasını ve kulaklarını anlatacağım. Bir sonraki ikinci kısımda da diğer kalan kısımlarını dikmesini ve işlemelerini anlatacağım inşallah. Arkadaşlar kullandığım ipim Himalaya'nın anti pilling ipini kullandım. Zaten iki ipimden de çok az gidiyor. Şöyle yer belirleyicim var. Dikmek için iğne İçine koymamız için çıngırağımız var gözlerimiz var arkadaşlar 10 milim olması lazım gözlerimizin de şöyle 2 milim ve iki buçuk milim tığım var ben halkasında 2 milim kullandım iki buçuk da diğer kalan kısımlarda kullandım ama siz isterseniz komple 2 milim ya da iki buçukla yapabilirsiniz önemli değil şöyle halkam var arkadaşlar ve birazcık da elyaf gerekiyor içine koymamız için anlamadığınız bir yer olursa yorum kısmına yazın size yardımcı olmaya çalışayım hemen anlatıma başlayalım. İlk önce arkadaşlar kulaklarımızı yapmaya başlayacağız. Şöyle arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve sihirli halkamızla başlayalım. Şöyle çapraz tutuyorum bakın. Bu şekilde tuttum. Arasından tığımı geçiriyorum. Bir tane zincir çektim. İçine 6 tane sık iğne yapacağız. Bir tane yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. 2 Şöyle biraz sıkılıyorum. 3 4 5 6 İçinde bulunduğum dahil 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi şöyle biraz sıkıladım arkadaşlar. İkinci sıramızda zincire değil sık iğneye zaten zincir çok küçük kalıyor. Sık iğne biraz daha büyük. Bakın arasından giriyorum. Şöyle. Buraya bir tane sık iğnemi yaptım. İkinci sıramın birinci sık iğnesini yapmış oldum. İkinci sıramızda arkadaşlar iki tane tek yapacağız. Bir tane artırma yapacağız. Toplamda da sıranın sonunda 8 tane sık iğne olacak. Birinci tekim yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. İkinci tekim yaptım. Üçüncüye ise arkadaşlar çift batıyorum. Bakın buraya iki tane batıyorum. Bir. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bir. Birinci tek. Bir sonrakine geçiyorum ikinci tek üçüncü cisine ise şöyle arkadaşlar buraya çift batıyorum bir tane battım aynı yere bir tane daha batıyorum şimdi arkadaşlar üçüncü sıramızdayız artık 8 e, sık iğne şeklinde ikinci sıramızı bitirdik 3. sıramızda üç tane tek dördüncü cisine ise çift batacağız sıranın sonuna kadar bu şekilde gidecek şimdi bakın Birinci tekimi battım. Üçüncü sıramın birinci sık iğnesini yapmış oldum ve yer belirleyicimi takıyorum. Şöyle arkadaşlar biraz içe doğru kıvrılıyor. Siz onu şu şekilde dışa doğru kıvırdık. Tamam. Üç tane tek demiştik ya bir sonrakine geçiyorum. İkinci tek bir sonrakine geçiyorum. Üçüncü tek yaptım. Şimdi çift batıyorum. Bir tane battım. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Birinci tek. ikinci tek. Bir sonrakine geçiyorum. Üçüncü tek. Dördüncüsüne ise aynı yere bir tane daha batıyorum. Çift battık. Şimdi toplamda sıramızın sonunda, üçüncü sıramızın sonunda 10 tane sık iğne olmuş oldu. Şimdi 4. sıramıza geçiyoruz. Yer belirleyicimi çıkarttım. Şöyle buraya birinci sık iğnem yaptım 4. sıramın başlangıç yerim. Yer belirleyicimi buraya taktım. Şimdi arkadaşlar biraz daha şöyle sıkılacağım. Bakın kapattım gördüğünüz gibi buraya da arkasına düğüm atıyoruz. 4. sıramızda her birine bir tane batıp gelelim. 4. sıramı da her birine bir tane battım. Sıramın sonunda yine aynı şekilde 10 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıramızdayız. 5. sıramızda arkadaşlar 4 tane sık iğne, 1 tane artırma. Toplamda yani 5. artırma yapacağız. 12 sık iğnemiz olacak. Şimdi yer belirleyicimi çıkartıyorum. 4 sık iğne demiştik. Bakın. Birincisini yaptım. Her birine bir tane batıyoruz. 4 tane tek batacağız. 1 Şöyle 2 Bir sonrakine geçiyorum 3 Bir sonrakine geçiyorum 4 Şimdi 5. Çift batıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar sıranın sonuna kadar 4 tek 5. çift 5. sıramızı 12 sık iğne yani şeklinde tamamlayalım. Evet 5. sıramı da Tamamladım. 4 tek 5. çift toplamda 12 sık iğne demiştik. 6. sıramızda 5 tane tek, 6. çift batacağız. Toplamda 14 sık iğne olacak arkadaşlar. Hemen yer belirleyeceğim. çıkartıyorum. 1. sık iğnemi yaptım. 6. sıramın 1. sık iğnesini yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. 2. Bir sonrakine geçiyorum. 3. 4 5 Buraya da aynı yere çift batıyorum. Bir tane battım. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Sıranın sonuna arkadaşlar 5 tek 6. çift 14 sık iğne 6. sıramızı tamamlayalım. 6. sıramı tamamladım geldim. Şimdi 7. sıramızdayız. 7. sıramızda 6 tane tek 7.ye çift batacağız. Toplamda 16 sık iğne olacak 7. sıramızda. 6 tek 7. çift toplamda 16 sık iğne olacak. Şimdi yer belirleyicimi çıkarttım. 1. sık iğnemi yaptım. Buraya yer belirleyicimi takıyorum. 1. tekimi yapmış oldum. 1 2 her birine bir tane batıyoruz. 3 4 5 6 7.'ye çift batıyorum. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Sıranın sonuna kadar arkadaşlar. Altı tek, zaten bir tane daha yapacaksınız. Altı tek ve 7.'ye çift batacaksınız. Sıramızın sonunu tamamlayalım sıramı tamamladım geldim şimdi arkadaşlar 8 sıramızda 8 sıramızda da 7 tek 8 çift batacağız toplamda 18 sık iğne olacak 7 tek 8 çift batıyoruz yer belirleyicim çıkarttım bakın buraya bir tane sık iğne yaptım başlangıç yerim yer belirleyicimi takıyorum 7 tane tek demiştik bakın birinci tekim yaptım şöyle ikinci tekimi yapıyorum her birine bir tane batıyoruz. 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 8. çift batıyoruz. Aynı yere bir tane daha batıyorum. 7 tek 8. çift 18 sık iğne şeklinde 8. sıramızı tamamlayalım. 8. sıramı da 18 sık iğne şeklinde tamamladım. Şimdi 9. sıramıza. 9. sıramıza 8 tek, 9. çift batacağız. Toplamda 20 sık iğne olacak. Şöyle yer belirleyicimi çıkartıyorum. 8 tek, 9. çift dedik. Bakın 1. tekimi yapıyorum. 9. sırama geçmiş oldum. Yer belirleyicimi tam buraya takıyorum başlangıç yerime. Birinci sık iğnemi 8 tane tek dedik birinci yaptım şöyle 2 3 4 her birine bir tane batıyoruz 5 6 7 ve 8 8 tane tek yaptım şimdi buraya iki tane batıyorum 1 2 8 tek 9. çift. Toplamda 20 sık iğne 9. sıramızı tamamlayalım. Evet. 9. sıramı da tamamladım 20 sık iğne şeklinde. Şimdi arkadaşlar 10. sırama geçiyorum. Şöyle 10. sıramın 1. sık iğnesini yaptım. Yer belirleyici mi takıyorum? Arkadaşlar şimdi 10. sıramdan 17. sırama kadar 17. sıramda dahil her birine bir tane batacağız. 10. sıramdan 17. sırama kadar 17. sıramda dahil arkadaşlar her birine bir tane batacağız. Yani 20 sık iğne şeklinde öreceğiz. 17. sıramızda dahil 20 sık iğne yapıp gelelim. Evet arkadaşlar 17. sırama kadar 17. sıramda dahil 20 sıra pardon 20 sık iğne ördüm geldim şimdi artık son sıramızı yapıyoruz son sıramızda da 3 tane sık iğne yapacağız bir tane eksiltme yapacağız arkadaşlar toplamda sıramızın sonunda 16 tane sık iğnemiz olacak şimdi 18 sırama geçiyorum artık yer belirleyicimi çıkarttım birinci sık iğnemi yaptım buraya yer belirleyicimi takıyorum şöyle 3 tane sık iğne dedik. Birinci sık iğnem yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. İkinci sık iğnem. Bir sonrakine geçiyorum. Üçüncü sık iğnem. Şimdi arkadaşlar bir tane eksiltme yapıyorum. Bakın bir buradan aldım. Bir de bir sonraki sık iğne arasından aldım. Ve eksiltmemi yaptım. Şimdi birinci sık iğnem. ikinci sık iğnem. 3. sık iğne bir kere daha göstererim eksiltmeyi. 3 tane sık iğne yaptım. Yani 3 tane tek her birine bir tane battım. 1 bu sık iğnenin arasını alıyorum. 1 de bir sonrakinin arasını alıyorum. İpimi çekiyorum. Bu şekilde eksiltmemi yaptım. Sıramızın sonuna kadar 3 sık iğne, 1 eksiltme, 16 sık iğne 18. sıramızı tamamlayalım. Evet sıramın sonuna geldim. Eksiltmemi yaptım sıramın sonunda da. Şimdi arkadaşlar artık yerle belirleyicimi çıkartıyorum. Ve ağzını şöyle kapatacağız. Şöyle ağzını şöyle denk getirdim arkadaşlar. Tamam mı? Her bir sık iğneyi karşılıklı denk getiriyorum. Hani sayısı da önemli değil. Bakın buradan alıyorum. Kaç sık iğneden böyle bir tane sık iğne yaptım, ikincisi sık iğne. Sayı önemli değil. 3, sadece ağzını kapatıyoruz. 4, 5, 6, 7. Böyle arkadaşlar hatta buraya şöyle bir tane daha yapıyorum. Tamam mı? Bakın bu şekilde yaptım. Şöyle bir tane zincir çektim. İpimi uzun bırakıyorum. Hem dikeceğiz hem de şu şekilde ağzını bağlayıp bakın bağlayıp demişim pardon. Şöyle yapacağız. Şöyle. Bunu böyle iğne ile birleştireceğiz. Biraz ipimizi hem de tavşanımızın kafasını dikeceğiz. O yüzden dediğim gibi ipimi uzun bırakıyorum. Şöyle olacak. Aynısından arkadaşlar. Kulağımızın aynısından bir tane daha yapacağız. Şimdi hemen ben buraya iğneyi takayım. Şöyle iğnemi taktım. Karşılıklı arkadaşlar şöyle her bir sık iğne arasında bir karşıdan bir tane alıyorum Daha sonra aynı şekilde şöyle başa kadar arkadaşlar. Aynısını tekrar ediyorum. Karşılıklı bu şekilde Daha sonra ipimi bu şekilde bırakacağım kulağa. Bakın. Şimdi kulağımı bu şekilde bırakıyorum. Ee, aynısından dediğim gibi şu anda yapmadım ben de. Bir tane daha yapacağız. Sonra da bu şekilde kulağımızı dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi kafasını yapıyoruz. İlk önce sihirli halkamızı yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar parmağıma şu şekilde doladım. Ve çapraz bir şekilde şöyle tutuyorum. Tığım arasından geçirdim. şöyle bir tane zincir çektim içine altı tane sık iğne yapıyoruz 1 bir, 2 biraz ipimi sıkılıyorum 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi yaptım güzelce sıkılıyorum Şimdi arkadaşlar zincire değil bakın içinde bulunduğum 1 2 3 4 5 6 ilk başta zincir çekmiştim ya zaten o küçük duruyor oraya değil sık iğneye arkadaşlar tamam mı buraya bir tane şöyle sık iğne yaptım bura benim birinci sıramın ilk sık iğnesi pardon ikinci sıramın ilk sık iğnesi yer belirleyeceğim buraya hemen yaptığım sık iğneyi takıyorum İkinci sıramızda her birine çift batacağız. Şimdi aynı yere bir tane batmıştım ya aynı yere aynı sık iğneye bir tane daha batıyorum. 2. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane battım. Aynı yere bir tane daha battım. Diğerine geçiyorum. Bir battım. Bir tane daha batıyorum. Yine aynı şekilde her bir sık iğneye çift batıyoruz. şekilde sonuna geldim. Ye iki tane battım. Şöyle arada bunu sıkılayalım. Daha sonra arkaya düğüm atacağız arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıramızda, üçüncü sıramızda arkadaşlar bir tek bir çift toplamda 18 sık iğne olacak. Sıranın sonuna kadar bir tek bir çift batacağız. Şimdi buraya bir tane sık iğnemi batıyorum. Üçüncü sıramın birinci sık iğnesi. Hemen buraya yer belirleyicimi takıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Çift batacağım. Yani iki tane. Bir tane battım. Bir tane daha batıyorum. Bir sonrakine geçtim. Bir tane battım. Bir sonrakine geçiyorum. Aynı yere iki tane daha batıyorum. Bir tek bir çift 18 sık iğne. 3. sıramızı tamamlayalım. 3. sıramı da 18 sık iğne şeklini tamamladım. 4. sıramızda iki tane tek batacağım. 3. çift batacağım. Toplamda 24 sık iğne olacak. Şimdi yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bakın bu tam çıkarttığım yere bir tane sık iğne battım. Bu benim başlangıç yerim. Bu sık iğneme yer belirleyicimi taktım. 2 tane tek demiştik ya. Bir sonrakine geçiyorum. İkinci tekimi yaptım. Bir sonraki sık iğneye geçiyorum ve çift yapıyorum. Aynı yere iki tane battım. Bir sonrakine geçtim tek. Bir sonrakine geçiyorum ikinci tek. Üçüncüye ise çift battım. İki tek, üçüncüye çift, 24 sık iğne. Dördüncü sıramızı tamamlayalım. Dördüncü sıramı tamamladım. 24 sık iğne şeklinde 5. sıramızda 3 tane tek dördüncü çift batacağız. Toplamda 30 sık iğne olacak. Şimdi yer belirleyicimi çıkartıyorum. Buraya birinci tekimi yaptım. Başlangıç yerime yer belirleyicimi takıyorum geri. 3 tane tek demiştik. Birinci tekimi yaptım. Şöyle bir sonrakine geçiyorum. İkinci tek. Bir sonrakine geçiyorum üçüncü tek dördüncü ise çift aynı yere bir tane daha batıyorum bir tek bir sonrakine geçiyorum ikinci tek bir sonrakine geçiyorum 3 tek dördüncü ise çift batıyorum 3 tek dördüncü çift 30 sık iğne 5 sıramızı tamamlayalım 5 sıramı 30 sık iğne şeklinde tamamladım altın sıramda, 4 tane tek 5. çift toplamda 36 sık iğnemiz olacak. Şimdi yer belirleyicimi çıkartıyorum yine aynı şekilde. Şöyle buraya çıkarttım yere birinci sık iğnemi yapıyorum. 4 tane tek demiştik. Yani her bir sık iğne birer tane batıyoruz. Şimdi birincisini battım. Bir sonrakine geçiyorum 2. Bir sonrakine geçiyorum 3. Bir sonrakine geçiyorum. 4. 4 tane tek battık. Şimdi buraya ise 2 tane batıyoruz. 1 tane battım. Aynı yere 1 tane daha batıyorum. Sıranın sonuna kadar 4 tek, 5. çift, 4 tek, 5. çift. 36 sık iğne 6. sıramızı tamamlayalım. 6. sıramı da tamamladım. Geldim 36 sık iğne şeklinde. Şimdi 7. sıramıza geçiyoruz. 7. sıramızda arkadaşlar 5 tane tek yapacağız. 6. çift batacağız. Toplamda 42 sık iğne. 5 tek 6. çift toplamda 42 sık iğne olacak 7. sıramızda. Şimdi buraya bir tane batıyorum. Başlangıç yerim hemen yer belirleyicimi takıyorum. 1 bir sonrakine geçiyorum. 2. Bir sonrakine geçiyorum. 3. Bir sonraki. 4. 5. 5 tane tek dedik. 6. çift batıyoruz. Bir tane battım. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Çift batıyorum. 5 tek 6. çift 42 sık iğne 7. sıramızı tamamlayalım. 7. sıramı tamamladım. 42 sık iğne şeklinde. Şimdi 8. Sıramız var. 8. sıramızda 6 tane tek yapacağız. 7. çift batacağız. Toplamda 48 sık iğne olacak. Yer belirleyicimi çıkartıyorum. Şimdi 6 tane tek demiştik. Şimdi bakın buraya başlangıç yerimin 1. sık iğnesini yaptım yer belirleyici takıyorum 6 tane tek demiştik bir tekimi yaptım bir sonrakine geçiyorum ikinci tek bir sonraki üçüncü tek 4 5 6 6 tane tek dedik şimdi çift batıyorum bir tane battım aynı yere bir tane daha batıyorum 6 tek 7. çift 48 sık iğne 8. sıramızı tamamlayalım. Evet. 48 sık iğne şeklinde 8. sıramı tamamladım. Şimdi 9. sıramıza geçiyoruz. 9. sıramızda 7 tane tek 8. çift batacağız. Toplamda 54 sık iğne olacak. Yer belirleyicimi hemen çıkartıyorum. 7 tane tek yapıyoruz. 8. çift. Buraya birinci tekimi yapıyorum. Yer belirleyicimi takıyorum. Şimdi bir bir sonrakine geçiyorum 2 her birine bir tane batıyoruz 3 4 5 6 7 tane tek battım şimdi 8. bir tane battım aynı yere bir tane daha batıyorum 7 tek 8. çift 54 sık iğne 9. sıramızı tamamlayalım. 9. sıramı da 54 sık iğne şeklinde tamamladım. Şimdi arkadaşlar 10. sıramızdan 21. sıramıza kadar 21. sıramızda dahil 54 sık iğne yapacağız. Yani her birine bir tane batıracağız. Artma veya azaltma yok. Şöyle başlangıç yerimden yer belirleyicimi çıkartıyorum. Bakın 10. sırama başlamış oldum. 10. sıramın 1. sık iğnesini yaptım. Yer belirleyicimi buraya taktım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi buradan itibaren başlıyoruz. Her birine bir tane batacağız. 10. sıradan 21. sıraya kadar 21. sırada dahil arkadaşlar 54 sık iğne yapalım ve gelelim. Evet arkadaşlar şöyle 21. sırama kadar 21. sıramda dahil 54 sık iğne yaptım geldim arkadaşlar şimdi 22 sıramıza geçiyoruz 22 sıramızda 7 tane tek yapacağız bir tane eksiltme yapacağız sıramızın sonunda 48 sık iğne olacak 7 tek bir eksiltme şimdi şöyle birinci tekimi yapıyorum hemen buraya yer belirleyicimi taktım bu sık iğnenin arasına birinci tekimi yaptım bir sonrakine geçiyorum 2 3 her birine bir tane batıyorum. 4 5 6 7. Şimdi eksiltme yapıyorum. Eksiltmemi de şöyle bakın şu sık iğne arasından giriyorum. Bir de bir sonraki sık iğnenin arasından bu şekilde aldım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane tek yaptım. Şimdi eksiltme yapıyorum. Bakın. Tam aradan bir ve bir sonrakinin arasından ikisini bir aldım ve bu şekilde mi yapıyorum. Sıramın sonuna kadar 7 tek bir eksiltme 48 sık iğne 22. sıramızı tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim ve bir tane yine aynı şekilde size gösterdiğim şekilde sıramın sonunda bir tane eksiltme yaptım ve 22. sıramı 48 sık iğne şeklinde bitirdim. Şimdi 23. sıramızda 23. sıramızda 6 tek bir eksiltme 42 sık iğne olacak. Hemen yer belirleyicimi çıkartıyorum. Şöyle buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen buraya taktım. Şimdi bir tanesini yapmıştık. Bir sonrakine geçiyorum. 2 Bir sonrakine geçtim. 3 4 Her birine bir tane batıyoruz. 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Şöyle bu şekilde eksiltmemi yaptım. Altı tek bir eksiltme, 42 sık iğne, 23. sıramızı tamamlayalım. 23. sıramın sonuna geldim. Şöyle biraz. 23. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Eksiltme yapıyorum en sonunda da. Bir buradan alıyorum, bir de buradan aldım. Ve sıramın sonunda eksiltmemi yaptım. Şimdi arkadaşlar 23. sıramızı 42 sık iğne şeklinde tamamladık. 24. sıramızda, 24. sıramızda 5 tane tek bir eksiltme, 36 sık iğne yapacağız. 5 tek bir eksiltme. Şimdi bakın, birinci tekimi yapıyorum. Hemen buraya yer belirleyicim takıyorum. 1 2 her birine bir tane batıyorum. 3 4 5 5 tane tek yaptım. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. Bir buradan, bir de diğer sık iğne arasından aldım ve bu şekilde yaptım. 5 tek bir eksiltme. 36 sık iğne 24. sıramızı tamamlayalım. 24. sıramı da tamamladım. 36 sık iğne şeklinde. Şimdi 25. sıramızdayız. 25. sıramızda da 4 tek bir eksiltme, 30 sık iğne olacak. 4 tek bir eksiltme, 30 sık iğne. Şimdi hemen buraya birinci sık iğnemi yaptım. Şöyle yer belirleyicimi takıyorum. Bir. Şöyle iki bir sonrakine geçiyorum 3 bir sonrakine geçiyorum 4 4 tane yaptım şimdi bir tane de eksiltme yapıyorum şöyle bu şekilde 4 tek bir eksiltme 30 sık iğne 25'in sıramızı tamamlayalım 25. sıramı da 30 sık iğne şeklinde tamamladım. Şimdi 26. sıramızdayız. 26. sıramızda da 3 tek bir eksiltme. 24 sık iğne şeklinde 26. sıramızı tamamlayacağız. Şimdi hemen yer belirleyicimi çıkartıyorum. 3 tane tek demiştik. Bakın birinci tekimi yaptım. Şöyle yer belirleyicimi takıyorum. İkinci tek ve Üçüncü tek. Bir tane eksiltme yapıyorum. Birinci tek. ikinci tek. Yani her birine bir tane batıyoruz. Üçüncü tek. Şimdi bir tane eksiltme yapıyorum. 3 tek bir eksiltme 24 sık iğne sıranın sonuna kadar hep 3 tek bir eksiltme 3 tek bir eksiltme şeklinde devam edeceğiz arkadaşlar ben sadece Bir tanesini gösteriyorum 3 tek bir eksiltme 24 sık iğne 26 sıramızı tamamlayalım Arkadaşlar Şimdi bu sıramı tamamladım geldim 26 sıramı tamamladım geldim Şimdi gözlerini takacağız artık çünkü bayağı küçüldü ağız kısmı Ayrıca içine de gözlerini taktıktan sonra el ve ee Çıngırağını filan koyacağız arkadaşlar şimdi gözleri nereye takıyoruz 15 ve 16 sıraların arasına takacağız ve arada 10 tane sık iğne olacak Arkadaşlar ben şöyle yerlerini belirledim tamam mı size de göstereceğim bakın şöyle sayıyorum en tepeden itibaren sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 15 ve 16'nın arasındaki bakın burası ortalayarak takıyorum. Şimdi buraya takacağım. Daha sonra da taktıktan sonra da arada 10 tane sık iğne olacak. Şöyle biraz görüntümü. Bakın arada 1 2 3 4 5 Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane arkadaşlar sık iğne bıraktım ve gözlerimi takıyorum. Şöyle Bir tanesini taktım. Şöyle diğerinde o belirlediğim arada 10 sık iğne bıraktığım yere takıyorum. Şimdi arkadaşlar arkasını takalım. bu şekilde arkasında taktım tam tersi de takabilirsiniz Arkadaşlar nasıl istiyorsunuz öyle takabilirsiniz bu tam sağlam olmadı galiba değiştireceğim ben bunu şöyle ya da çakmakla sağlam olmasını istiyorsanız çakmakla yakıyorsunuz arkadaşlar daha sonra çakmağın arka tarafıyla şu şekilde bastırabilirsiniz sağlam olması için eğer ki benim gibi bu şekilde şu an bu taktığınız tam sağlam olmadıysa galiba ben de öyle yapacağım. Şimdi arkadaşlar içine biraz bu gözünde burasını e, aynı şekilde takacağım, sağlamlaştıracağım. İçine biraz elaf el koyacağım. Daha sonra ortasına da e, koyacağım arkadaşlar şöyle. Tamam mı? Ortasına da koyacağım. Daha sonra yine elafla el tamamlayacağım. Bu şekilde yapalım ve 27. sıramıza başlayalım daha sonra. Evet. Şöyle arkadaşlar devam ediyoruz. En son 26. sıramızı yapmıştık. Şimdi 27. sıramızdayız. 27. sıramızda iki tane tek, bir tane eksiltme yapacağız. Toplamda 18 sık iğnemiz olacak. İki tek, bir eksiltme. Bakın şu şekilde de gördüğünüz gibi doldurdum. Ortasına da çıngırağımı koydum. Şöyle iki tek, bir eksiltme demiştik. Bakın. birinci tekimi yapıyorum. Hemen buraya y belirleyicimi taktım. Şöyle ikinci tekim yaptım. Eksiltmemi de bakın bir buradan bir de diğer sık iğne arasından alıyorum. aynı her zamanki yaptığımız gibi. Sıranın sonuna kadar iki tek bir eksiltme, iki tek bir eksiltme şeklinde 18 sık iğne olarak 27. sıramızı tamamlayalım. 27. sıramı tamamladım. Şimdi 28. sıramızdayız. 28. sıramız arkadaşlar. Artık son iki sıramıza geldik. Bir tek bir eksiltme yapıp tamamlayacağız. Sıranın sonuna kadar bir tane tek, bir eksiltme. Şöyle buraya takıyorum. Bir tane tekimi yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. Şöyle bir tane de eksiltme yapıyorum size gösterdiğim şekilde. Sıranın sonuna kadar bir tek bir eksiltme, bir tek bir eksiltme 12 sık iğne şeklinde 28. sıramızı tamamlayalım. Evet, bu sıramı da tamamladım, geldim. Şimdi artık yer belirleyicimi çıkartıyorum ve hep artık bu saatten sonra eksiltme yapacağız arkadaşlar. Şöyle, bakın, normal, aynı size gösterdiğim şekilde böyle bir. Iki. Bu şekilde arkadaşlar altı tane eksiltme yapacağız. Altı tane eksiltmemi yaptım. Şöyle ipimi de uzunca kesiyorum çünkü arkadaşlar. Bakın şöyle. Bir de şey halkaya dikeceğiz ya, o yüzden. Şöyle. Şimdi burada boşluk kaldı. Onu da iğneyle kapatacağız artık. Ucuna iğnemi takayım. İğnemi taktım. Şöyle arkadaşlar artık. Buraya da zaten hemen kapanıyor. bu şekilde dikiyoruz. Daha sonra arkadaşlar iğnemi de içinde kaybedeceğim. Şu bir sonrakinden bir iki tane böyle yapacağım sonra tekrardan yine aynı yere geleceğim arkadaşlar sağlam olsun istiyorum çünkü halkaya dikeceğiz ya şurada bırakacağım tam orta yerinde duruma göre halkaya göre ayarlayacağım arkadaşlar. Evet gayet güzel oldu. Şöyle halkaya dikmek için burada bıraktım. Belki bir iki tane daha buraya geçebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar birinci videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda diğer kalan kısımlarını anlatacağım inşallah. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Anlamadığınız bir yer olursa yorum kısmına yazarsanız size yardımcı olmaya çalışırım. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.